Herkese selam arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir premium setle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu setimiz adeta bir Alman çikolatası tadında. Çikolata getirin Almancılar, Almancılar, Yani sanki Almanya'dan gelen o çikolataların güzel, harikulade tadında bir set inceleyeceğiz arkadaşlar. Seti kutusundan çıkaracağız. Gördüğünüz üzere Alman arabaları Deutschland Design seti bugün kutusundan çıkaracağız arkadaşlar. Çok güzel araçlar var setin içinde. Şöyle hepsini ilk başta göstereyim. Bir Sprinter'imiz, bir Audi S4 Quattro'muz, Porsche 911 GT3 RS'imiz var. Ardından iki tane daha Mercedes'imiz var. Şöyle göstereyim. Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Black Series, AMG Mercedes A-Class DTM Touring Car. Şöyle göstereyim tekrardan. Çok güzel, çok harikulade 5 adet aracımızı, 5 adet premium aracımızı bugün yine kutusundan çıkaracağız. Arkadaşlar setin ilk aracı Mercedes-Benz Sprinter. Kara borsa olmuş bir set. Ve bu Sprinter de bayağı ilk çıktığında bayağı pahalıya satılıyordu. Yani premiumların tanesi 70 lirayken buna 200 lira istiyorlardı o dönemde. Hemen bunu kutusundan çıkaralım. Geçen videolarda göstermiştim arkadaşlar. Rafları doldurmaya başladım premium araçlarla. Ve yavaş yavaş rafımız dolacak. Bu seti de videonun sonunda rafımıza yerleştireceğiz. Şöyle de güzel bir kutu dizaynı var. Kartonet dizaynı var. Aracı çıkardığımız zaman aracımız böyle koyu fıstık yeşili renginde. Gayet güzel bir boyası var. Şöyle yakından gösterirsem simli bir metalik boyası var arkadaşlar. Ön kaputu karbon detayında bakın. Şöyle ön taraftaki Mercedes logosunu da yapmışlar fakat ön taraftaki bu koruma demirinden pek gözükmüyor fakat o detay var. Farlar yerinde gayet güzel. Aynaları yapılmış. Jantlar böyle sanki kurşun geçirmez bir jantmış gibi. Sürgülü kapısının detayları da bakın. Onu dahi yapmışlar. Şöyle altta yine karbon detaylar yapılmış. Şöyle karbonumsu gibi kaputun renginde. Aracın üst tarafında şöyle güneş paneli olabilirmiş aslında. O detay yapılsaymış güzel olurmuş. Güneş paneli. Fakat bu bir camping karavan gibi geliyor benim. Yani o tarz gözüküyor. Sanırım öyle bir araç. Üst tarafa buraya bagajımızı yerleştirebiliriz. Şöyle arkasına da baktığımız zaman stoplar yine yapılmış. Arka tarafta bir stepnesi var. Yukarı çıkmak için bir merdiveni var. Şöyle yukarı çıkıp buraya bir çadır kuracaksın arkadaşlar. Ondan sonra cama şöyle. Burada yaz günlerinde tatil yapabilirsin. Gayet de güzel olur ya. Çok güzel duruyor araç. Rafta da mükemmel duracaktır. Son zamanda bu karavan videolarında görmüş olduğumuz karavan videolarını da izliyorum. Bayağı güzel oluyor. Kış kampları falan. Efsane. Tam o videolardaki araçlardan olmuş. Benim gayet hoşuma gitti. Gayet güzel yapılmış bir araç. Şurada da bir anten detayı da yapılmış. Gayet güzel bir araç. Bulursanız alabilirsiniz arkadaşlar. Sprinter'i. Hemen bir diğer aracımız. Setimizin ikinci aracı. Sarı sarı rengiyle Audi S Quattro. Setimizin ikinci aracı. Kartonet tasarımı bu şekilde bu aracımızın. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Şöyle bıçağımızı yine düzgün tutalım. Bunu da kutusundan çıkaralım. Özgürlüğüne kavuşturalım. Hop. Aracı çıkarır çıkarmaz düşürdük. Şöyle kameramızı kontrol edelim. Aracımızın rengi sarı sarı. Taksi çıkması bir Audi S4 Quattro. Ön tarafta bakın Audi'nin halkaları. Halkalar iç içe bebeğim ye arabam Audi. Diye de Level C5 şarkısı da aklımıza geldi, dilimize takıldı. Ya araba o kadar sarı ki kamera netlemekte zorlandı. Şöyle göstereyim. Hemen odaklayabilirsek. Gayet güzel detayları var. Bakın şurada Quattro logosu, farlar yapılmış. Alt taraftaki ızgaralar. Geçen Fast and Furious setindeki bahsettiğim jantlar. Arkadaşlar siyah yapılmak yerine bu tarz böyle krom yapılsaydı seti daha da güzelleştirecekti. Fakat o sette bayağı siyah jant kullanılmıştı.
Şöyle göstereyim. Arka tarafı da gayet güzel detaylara sahip. Stoplar, Audi logosu yine ve şuradaki Quattro sanırım bu. S4 yazısı yine yazılmış. İki çıkış, ufacık bir egzozu var. Üst tarafında sunroof'u da var aracımızın. Bayağı güzel, detaylı bir araç bu da. Setin bence en kötü aracı sanırım o ya. Geri kalanlar mükemmeldi. Audi biraz detaysız gibime geldi. Şimdi arkadaşlar setin 3. aracı Porsche 911 GT3 RS. Bayağı güzel. Kartonet tasarımı da yine yakıyor. Bakın. Çok güzel yapılmış. Adeta bunu çerçeveletip duvara asabilirsin ya bu kartonetleri. Premiumların kartonetleri bayağı güzel oluyor. Şöyle düzgünce ne? Yine bunu da çıkaralım. Böyle kesiyoruz ve çıkarıyoruz. Premiumları da özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Aracımızın rengi bebek mavisi. Yani rengi çok tatlı bir renk gerçekten. Böyle çok açık bir mavi. Porsche yazımız var kapımızın altında. Şöyle jantlar bakın. Mat. Buna gitmiş. Bu renge gayet güzel olmuş. Siyah ve açık mavinin uyumu diyebiliriz. Konsol bakın yapılmış detaylı. Şöyle göstereyim. İş detaylarını görebilirsek. Şurada bir saat galiba. Porsche'lerde de saat oluyor onun konsolda. Porsche logosu yapılmış. Farlar gayet güzel. Sis lambaları gündüz LED ya da. Onlar da detayı yapılmış. Arka tarafta GT3 RS stoplar. Güzel de bir spoiler var aracımızın. Gayet tatlı duruyor. Bu da rafta mükemmel duracaktır. Şöyle tekrardan göstereyim. Gayet güzel. Jantlar bence çok güzel göstermiş aracı ya. Siyah jant bu araca gitmiş. Altı yine bu şey tarzında. Döktüm tava tarzında. Bu premiumları zaten öyle yapıyorlar. Gayet de güzel. Ağır da bir aracımız. Ve setimizin son iki aracına geçiyoruz yavaştan. İkisi de Mercedes son iki aracımız. İlk aracımız son iki Mercedes'ten ilk aracı. Setin dördüncü aracı. 2012 model Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Black Series. İsmi o kadar uzun ki durdum, duraksadım, bir nefes aldım. Gereksinimi duydum. Gerçekten uzun bir adı var aracımızın. Araç ama yakıyor gerçekten ya. Bu araca da bayılıyorum. Gayet güzel bir araç bu da. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Dokunalım araca. Daha detaylı inceleyelim. Şu kutusuna zarar vermeden yine çıkarabilirsek. Aynen. Hemen aracımızı inceleyelim. Aracımızın rengi çok güzel. Öyle ne derler? Elma şekeri kırmızısı. Çok tatlı bir kırmızısı var. 6.3. 6300 cc'lik bir C63 zaten adından da anlaşıldığı üzere 6300 cc'lik bir makina. Ön taraftaki Mercedes logosu gayet güzel, gayet belirgin, kusursuz yapılmış. Farlar gayet güzel duruyor. Gayet ne kadar da dedim fazla. Camlarımızda bakın çerçeve yapılmış. Şu krom çerçeve. Bu genelde lüks arabalarda görmüşsünüzdür. Böyle kromdan çerçeve olur. Gayet güzel göstermiş aracı. Gayet yani niye bu gayet diye söyleyip duruyorum ya. Bayağı güzel olmuş diyelim. Krom çok kollu bir jantı var. Jant bence mükemmel. Yani 5 kollu yapılmaması iyi olmuş. Farklı bir jant görmemiz bu araçta güzel olmuş. Çok kollu bir krom jantı var. Aynalar var. Yine yapılmış bunda da. Arka taraf detayı da mükemmel bu aracın. Mercedes logosu, AMG plakalık bakın. Stoplar gayet detaylı. AMG yine yazılmış. C63. Çok güzel. Tam bir aile aracı. Hem aile aracı hem de gazlama aracı. O egzoz detayları da güzelmiş. Bakın egzoz detayları da boyama ama güzel olmuş. Altı da dümdüz. Güzel bir araç. Setin favori araçlarından birisi. Bu aracı da sevdim. Setimizin son aracı 5'te 5. Son 5. araç arkadaşlar. Bu aracımız pistten, Nürburgring pistinden çıkıp fırlamış gibi. Oradan setimizin içine girmiş gibi duruyor. Çünkü bir DTM aracı. 94 model AMG Mercedes C-Class DTM Touring Car. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Bunun da kartonet dizaynı gayet güzel. Süper duruyor.
karton etleri güzel tasarlamışlar bu Alman setinde. Önceki Alman setlerindeki bu karton et dizaynı da gayet güzeldi. Buradaki de bayağı güzel durmuş. Fakat önceki bu şeyleri, Alman setleri alınacak fiyatta değil. Bayağı uçuk fiyatlar istiyorlar. 2500-3000 lira gibi fiyatlar istiyorlar. Biz de bunu zamanında almıştık. Şimdi de kutusundan çıkarıyoruz. Aracımıza baktığımız zaman bakın böyle boyasında bir detay var. Şu D2 sanırım D2'nin küçük küçük aracımızın üstüne yazılmış boyasının içinde. Bayağı detaylı olmuş bu. Bakın şöyle detayları gayet güzel. Dekra 7 dekali var. Philips Car Systems. Philips'in bir sponsorluğu. Ön taraf detayı harikulade. Bakın farlar, ızgara. Şuradaki Mercedes logosu. Nokta kadar fakat mükemmel yapılmış. Yani hiçbir kusuru yok gibi duruyor. Şuralarda farlarımızın üstlerinde AMG yazıyor. Shell dekalleri var bakın aracımızda. Bridgestone lastik. Baumler yazılmış ön plakalıkta. Tekerlekler kara şimşeğin lastiği gibi olmuş, tekeri gibi olmuş. Fakat yarış araçlarında zaten bu şekilde yapılıyor. Bence güzel de durmuş. Dekra 7, D2, Priyay. Yani sponsorluklar dolu bir yarış aracı olduğu için bu aracımız. Şurada da bakın Bosch, Recaro, Bridgestone, BBS, Shell, AMG her şey yazılmış. Çok sponsorlu, çok lisanslı bir araç. Şurada yine egzozumuz boyama olarak yapılmış. D2 yine her yerde aynı sponsorlukları görüyoruz. Büyük çenede bir spoiler'ı var. Spoiler sanırım plastikten, keşke metalden yapsalarmış. Şu arka camımızın arkasında da üstte de D2 dekali yine yazılmış, yapılmış. Sanırım en çok parayı D2 vermiş ki bu kadar her yere yazılmış bir sponsorluk. İçinde de bakın roll barı var. Aracımız gayet sade. Bir koltuk var. Yarış aracı olduğu için böyle de güzel bir araç. Bu da setin en güzel araçlarından birisi. 3 Mercedes'li bir Alman set incelemiş olduk. Araçlar gayet güzel. Bulabilirseniz arkadaşlar alın bence bu seti. Kaçırmayın. Biraz bulması zor uyguna fakat denk gelirse dolap, gardırop gibi uygulamalardan veya Facebook gruplarındaysanız arkadaşlar orada paylaşılıyorsa seti ben onayladım arkadaşlar. Gayet güzel. Tabii siz de beğeniyorsanız alabilirsiniz. Bence gayet güzel araçlar var. Hele şu Mercedes, şu ve şu Mercedes seviyorsanız güzel bir set olmuş bu. Deutschland Design seti. Araçların yine yakın detay çekimlerini paylaşırım arkadaşlar sizlerle. Çünkü gayet güzel dekalleri, detayları mükemmel bir set olmuş. Bu da yine güzel bir şekilde rafta yerini alacak. Hepsini dizeceğiz rafımıza. Rafımız son artık premium rafında son 10 araçlık bir yer kaldı. Yani 2 setlik. Onu da yavaş yavaş dolduracağız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp zile de tıklarsanız bildirimleri açmış olursunuz. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Şöyle rafa yerleştireceğim şimdi araçları. Şöyle göstereyim tekrardan rafı. Videoyu izlemeyenler için. Rafı böyle yapmıştım. Burası niye boş diye sormayın. Buraya AE86 gelecek. Evet hala da araştırmalarım sürüyor. AE86'yı bulmak için. Evet, setimizin ilk aracı hemen Sprinter'i bu şekilde buraya koyabiliriz. Birinci araç. Şöyle de güzel bir şekilde durur. Aynen. İkinci aracımız Audi S3 Quattro. S3 müydü bu ya? Daha demin açtığımız S4 pardon. S4. Daha demin açtığımız aracı unutuyoruz ya. Hemen. Bu da bu şekilde durdu. Şöyle göstereyim yine. Porsche'miz. Porsche GT3 RS. Bebek mavisi. Bu da buraya geliyor. Bu da bu şekilde durdu.
Hemen bir diğer aracımız, setimizin dördüncü aracı C63 AMG. Bu da böyle. Krom jantlar güzel ya, baya güzel bu. Buna yakıştırdım. Setin en harikulade aracı. Evet, son aracımız DTM Mercedes. Şöyle bunu da göstereyim. Bu da son olarak buraya geliyor. Evet, bir raf daha dolmuş oldu. Bir sıra daha, pardon. Bir raf demeyelim, yanlış olur. Bir sıra daha dolmuş oldu. Şurada iki setlik yerimiz kaldı. Açılmamış 3 setimiz var. Bakalım. Olmadı, buraya da kaydıracağız premiumları. Burada absürt arabalar var. Ya absürt demeyelim de karışık. Bakın burada bir Jeep rafı falan filan var. Burayı belki premium'a dönüştürebiliriz. Raf bu hale aldı. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde oldu. Mı? Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu.